Bir hatadır bu. Bu hatanın hemen düzeltilmesi gerekiyor. Hemen. Instagram'da da böylesi bir düzeltme beklemiştik ama şu ana kadar böylesi bir adım atılmadı. Bakalım burada olacak mı? Onu göreceğiz ama dediğiniz gibi bizi bambaşka bir lige sürüklüyor bu adımlar. Düşünmeden, sonu hesaplanmadan atılan adımlar. Hani şu Şahan Gökbakar'ın Instagram yasaklandıktan sonra çekmiş olduğu video vardı ya, tam da öyle. Tam da öyle gelişiyor anladığımız kadarıyla işler. Kapat, kapattım. Şimdi tabii şunu da söyleyelim. Her konuda sizin ifade ettiğiniz gibi her konuda böylesi bir bakış açısı var. Sokak köpekleriyle ilgili de bunu gördük. Elbette sıkıntı yaşanan durumlar oldu. Ne yapalım çözüm olarak? Bütün köpekleri öldürelim, yok edelim. Hep bu işte bakış açısı olunca tabloda bu oluyor. Türkiye'ye nasıl yabancı yatırımcı gelecek dediniz Sayın Gökten. Zaten gelmiyor. Sıcak para da anladığımız kadarıyla gidiş hazırlıkları yapıyor. Dün de tabii güler misiniz, ağlar mısınız? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Para yayınında tam da yabancı yatırımcılardan bahsederken Siri bile dayanamamıştı. Bir hata oldu sinyali vermişti. Dolayısıyla o da tabii işin trajikomik bir hali oldu. Ne dersiniz, bu sıcak para geliyor mu gidiyor mu bu şartlar altında? Hadi yabancı yatırımdan vazgeçtik. Carry Trade'de de mi sona geliyoruz artık tüm bu gelişmelerden sonra? Bilge Hanım, hep aynı şeyi sizin yayınlarınızda da ifade ettim. Carry Trade'den tahvile geçiş olursa bir süre daha dayanabiliriz. Ama bakın, bunlar finansal oyunların sonucu gelişler olur. Finansal oyunların sonucu gelişler. Bu ülke çok güçlü bir ülke. Bu ülkenin müthiş bir liyakati var. Ya benim canım acıyor ya. Ya bütün iyi doktorlarımız şu an, bütün alanında iyi liyakatli kişiler yurt dışına gitme uğraşı içerisinde ya. Ya canım acıyor Bilge Hanım. Geliri tamam, tahvile sokarız, vergi toplarız, bütçede faiz dışı fazla yaratırız. Sonra yabancı tahvile girer, hafif kredi notunu arttırır, faizi indirir, tahvilden kazanır. Yarın bu liyakatli insanlar olmazsa ülkede mi kalır Bilge Hanım? Ülkede kalır mı? Yapmayalım ya. Ben Mehmet Şimşek'e hiç kötü bakmıyorum. Yapması gereken, bakın tekrar ediyorum, yapması gereken ne varsa yapıyor. Beni koyun %80 aynısını yapardım. %20 bir farkımız olurdu. Ama yapabilecekleri belli. Çünkü talimat ve sınırları var. Tekrar ediyorum, talimat ve sınırları. Ve size şunu da söyleyeyim Bilge Hanım. Kısa bir süre sonra, Eylül'den sonra, sıkılaşmadan sonra iflaslar falan gelmeye başlayınca kötü polis olacak. Şimdi olmaya başladı zaten. Ama düşünsenize, sıkıyorsunuz, parasal sıkılaştırma yapıyorsunuz. Merkez Bankası, bence Hatice Karahan'ı gönderdik, kurtulduk. Kurtulduk. Fatih Karahan ve ekibiyle birlikte güzel işler yapıyor. Uğraşıyorsunuz. Bir Hafize Gaye Erkan'ı gönderdik. Bir hakim Roblox'u kapatmış. Onu düzeltelim. Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan. Bir bakıyorsunuz, bir sabah bir bakıyorsunuz, Roblox kapanmış. Bir kalkıyorsunuz, Instagram kapanmış. Yani bunlar umudu kaybettiriyor. Umudu kaybediyor. Yenilikçi olalım dedikçe umudu kaybettiriyor. Yabancı gelir mi? Şu an için tahvile girişler hiç istediğimiz düzeyde değil. Carry trade riski, ki özellikle Eylül'den sonra dolar riski artık masada, çünkü M1 içerisinde, yani dar para arzında yabancı para pozisyonunda bir azalışı görmedik. Ve daha da önemlisi, seviniyoruz, 92 dolardan 107 dolara çıkmış turist harcaması. Dolar enflasyonu var, bu kadar pahalısın. Bakın tersine turizm verileri gelince turizmde de ne kadar vehamet bir durumda olduğumuzu göreceğiz. Tekrar ediyorum, lütfen şu servet vergisini getirin. Çünkü vergi ödemeyelim. Aman niye bizden vergi alıyorsunuz? Ya Bilge Hanım, bir şey diyeceğim de bunu da demem lazım. Tabii. Enflasyon düzeltmesi geliyor. Şimdi başka bir lobi başladı.
borç alanlardan enflasyon düzeltmesiyle vergi istemek haksızlık. Kardeşim niye haksızlık, niye ahlaksızlık yapıyorsun ya? Ya KGF ile başlayan, NAS ekonomisiyle başlayan süreçte bedava kredi alıp para kazandın sen. Ben aslında borç aldım, onu düzeltince parasal pozisyon karından vergi alma diyorsun. Hadi oradan ya. Ya yeter artık ya. Bizim millet de Bilge Hanım elini taşın altına koyma derdinde değil. Hele Bodrum'da yatlarda, yurt dışında gezmede olan şirket patronları vergi verdiğince, aa biz ülkeye geliştiriyoruz, niye vergi verelim diyor. Vereceksin kardeşim ya. Vereceksin ya. Lütfen o yüzden şu enflasyon muhasebesinde vergi verilmesin lobisini de çöpe atalım. Artık bu kadar kendimizi küçültmeyelim ya. Şimdi bir zaman diye bir süredir Alaaddin Aktaş'ın yazısı sonrası Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamayı konuşuyoruz. Aslında bu açıklama geçtiğimiz ayda yapılmıştı. TÜİK Başkanı kameraların karşısına geçmişti. Karmaşık cümleler kurmuştu. Ne dedi derseniz kimse ne dediğini anlamamıştı. Yani çok şey söyleyip aslında hiçbir şey söylememeyi başarmıştı. Bir yandan da o açıklamayla. Şimdi bu kez o açıklama yazılı yapıldı. Alaaddin Aktaş'ın yazısında dikkat çektiği noktalara o sepet savunması manipülasyon yorumu gelmişti hatırlayacaksınız. Zeytinyağı zeytinden ucuz olur mu? Doktor muayenesi 34 lira olur mu? Diye konuştuk ya işte tüm bunlar manipülasyon diyor. Cımbızlanarak seçilmiş demişti. TÜİK özetle o uzun karmaşık cümlelerin bulunduğu açıklamada. Müsaade ederseniz arkadaşlarım ekranlara getirsin. Alaaddin Aktaş Ekonomi Gazetesi'ndeki köşesinde bugün TÜİK'in açıklamasına yine yorum yapıyor ve diyor ki sağ olsun TÜİK beni doğrulamış oldular böylece yaptıkları bu açıklamayla diyor. Ve Alaaddin Aktaş hepimizin aklından geçenleri dile döküyor, sözlere döküyor. Madde fiyatı sizin olsun. Tüm maddelerin fiyat değişimini açıklayın diyor. Birkaç başlıkla hemen ekranlara getirelim sonra yorumunuzu almak isterim Sayın Gökten. TÜİK'in 3 gerekçesi var. Dünyada hiçbir ülke madde fiyatını açıklamıyor demişti TÜİK. Alaaddin Aktaş da diyor ki yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar olan bir ülkede kim madde fiyatını merak eder ki? Herkes bir yıl önceki fiyatı bile biliyor. Niye merak etsinler diyor. 2. Madde fiyatı açıklanırsa bu kafa karışıklığına yol açar. Açmaz açmaz. Hem şimdi daha mı iyi oluyor? Şimdi hiç kafamız karışmıyor mu anlamında bunu soruyor. 3. Madde fiyatı açıklamak için bir gün daha fazla çalışmak gerekiyor. Bu gerekçe zaten ilk iki gerekçeyi çürütüyor demiş. TÜİK'e çağrım var diyor Alaaddin Aktaş. Madde fiyatları sizin olsun. Hadi gelin her ay tüm maddelerin fiyat değişimini açıklayın. Buna engel bir durum mu var diye soruyor. Hani sizin ifadenizle TÜİK dünyadaki en şeffaf istatistik kurumlarından biri. Bu aydan itibaren tüm maddelerin fiyat değişimini açıklayın da görelim diyor Alaaddin Aktaş. Bir TÜİK klasiği olarak da ifade ediyor bugün yazısında ortaya çıkan tabloyu Sayın Gökten. Bu peki Alaaddin Aktaş'ın çağrısını yaptığı gibi sizlerin uzmanların altını çizdiği gibi bu maddelerin değişimi açıklansa biz nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız şu anda? Bilge Hanım, TÜİK Başkanı beni şoklar içinde bırakıyor. Ya bir dünyada zaten basın toplantısı, güleceğim ya artık yapacak bir şey yok. Basın toplantısı yapan TÜİK Başkanı zaten görmedim de. Mesela düşünsenize Eurostat'ın falan başkanı çıkıyor. Böyle konuşmalara falan giriyor. Kendisi zaten istatistikçi değil. Bence akademik derinliği yüksek bir insan da değil. Bir profesör olarak bunu çok rahat konuşmalarından görüyorum. Çünkü Sayın TÜİK Başkanı manipülasyon kelimesinin anlamını bilmiyor. Ben isterseniz sizin için manipülasyon kelimesinin ne anlama geldiğini akademik olarak ifade edeyim. Menfaat sağlamak için insanları belli bir hedefe yönlendirmedir manipülasyon. Şimdi Alaaddin Aktaş nasıl bir menfaat sağlayacak şimdi bunu diyerek hadi. Ya bakın biz şeffafız acı. Sayın TÜİK Başkanı halk fakir. Fakir. Yapılacak yüzde zam 22'den 25'e çıkarsa adam 50 gram daha tavuk eti yiyecek ya. Olay bu. Bu başka yerde değiliz. Sorun burada. Halk fakir olmasa, bırakın Türkiye ekonomisi olsa, bırakın Bilge Hanım şeyi,
madde sepetini. TÜİK oranına bakmaz ayda kaç geldi diye. Bakar mı halk ya? Niye baksın? Manipülasyon da dediğiniz değildir TÜİK Başkanı. Bir manipülasyon varsa bu manipülasyonda Alaaddin Bey'in açıkladığı TÜİK sepet fiyatlarının gerçekliğini sizin doğrulamanız gerekir. Suçlamanız değil, doğrulamanız gerekir. Siz şöyle doğrularsınız ama ben size istatistik bilgisi vereyim akademik. Parametreye baktık biz derseniz kimse size hiçbir şey söyleyemez. Ama parametre istatistik değildir. Alın size akademik cevap. Şimdi bunu anlatsam çok uzun sürer Bilge Hanım. Ama şöyle söyleyeyim. Parametre herhangi bir veriye bakıp onu genellemektir. Yani gittiniz İstanbul Bebek'te salatalık alacaksınız. Dersiniz ki Türkiye'deki salatalık bu kadar. Yanlıştır değil mi? Biz buna parametre deriz. Evet. Bir şeyin istatistik olabilmesi için genel kabul görebilir güvenilirlikte olması lazım. Sayın TÜİK Başkanı, siz parametre açıklıyorsunuz, istatistik değil. O yüzden sizin savunmanız şu olabilir. Biz parametre açıkladık derseniz kimsenin size diyecek bir lafı olmaz. Başka ne diyeyim Bilge Hanım? Pekala, bir yandan da tabii enflasyon raporu 10.30'da başlayacaktı arkadaşlar. Oradan görüntü gelirse onu da gösterelim. Zaman zaman Fatih Karahan kameraların karşısına çıkacaktı. Başlarken de söylediğimiz gibi. Sayın Gökten, şimdi şunu da konuşalım. Ne olacak Eylül'den sonra? Bizi ne bekliyor? İşte bu sıcak para, canlı görüntüler değil mi arkadaşlar bunlar? Tamam, buradan manşetleri zaman zaman ekranlara taşıyacağız. Şimdi sıcak para geliyor mu, gidiyor mu? Dolar ne olacak? Canlı piyasa ekranına baktık biraz önce, 33.50'ler seviyesinde. Dolayısıyla dolar şu anda ucuz mu? Daha doğrusu Türk lirası olduğundan daha mı fazla değerli tartışmaları devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin dün bir açıklaması vardı. Hatta arkadaşlarım onu başlığa da taşısın. Döviz şu anda Türkiye'de döviz, daha doğrusu dolar karpuzdan da ucuz dedi. Tim Başkanı. Gerçekten öyle mi? Yani Mustafa Gültepe'nin ifade ettiği gibi Türkiye'de dolar karpuzdan da ucuz mu Sayın Gökten? Yani ihracatçılar doların serbest bırakılması talebini mi dile getirmeye çalışıyorlar bu açıklamayla birlikte? Öncelikle canım ülkeme üzülüyorum. Yani Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın entelektüelitesine bakıyorum. Ve diyorum ki yani dünya mesela neyi tartışıyor? Biz şimdi bir sürü kavram kullandık. İşte çok büyük ileri argeler var. Çok başka bir dünyadayız. Sayın Tim Başkanı entelektüel olarak şu cümleyi kuruyor. Dolar karpuzdan daha ucuz. İşte bizim ihracatımızın kalite seviyesi bu. Bir kere bu cümle bitiriyor zaten. Ya başka bir şey konuşun ya. Yüksek teknoloji ya ihracatının bir örneği olmuş değil mi bu? Tabii Türkiye ihracatının kalitesini Gültepe müthiş söyledi. Dolar mı karpuz mu? Dolar mı? Niye karpuz dedi de onu da bilmiyorum. Yani herhalde büyük diye dedi. Yani büyük bir meyveyi örnek vereyim ki dikkat çeksin dedi. Bakın Bilge Hanım, ya ağlayalım mı? Gülelim mi? Sinirlenelim mi? Artık ben dengeyi kaybetmek üzereyim bu açıklamalarla. Şimdi bir kere Sayın Gültepe bütün ihracatçıları kesinlikle temsil etmiyor. Bu ülkede özellikle kendisi Ankara'ya gelirse, kafasını tekstilden, don gömlek ihracatından, düşük üründen kaldırırsa müthiş firmaları görecektir. Onları temsil etmiyor. Hiçbirinin bu ülkenin liyakatli, okumuş, gerçek anlamda üreten, eğitime, Ar-Ge'ye değer veren hiçbir sanayicisi de kurla karpuzu mukayese et. Başka bir akademik sonuça bakalım. Katma değerli ürün üreten ülkeler ulusal paranın değerini ucuz değil, yüksek isterler. Çünkü örneğin Japonya faiz arttırımının nedeni enflasyon olarak görülmesine karşı yendeki ucuzluğun katma değerli üretimi tehlikeye attığı noktasında da Merkez Bankası hareket etti. Yani ulusal sanayi anlamında da bir hareket gösterdi. Niye pahalı olsun isterler? Çünkü onlar artık ucuzcu olmak istemez. Benim üretim zaten kaliteli der. Ham maddeye daha ucuza ulaşmak ister. Yurt dışında
üretim imkanlarına bakar. Hani diyoruz ya Mısır'a kaydı. Evet. Abi düşünün şimdi Bilge Hanım. Yani ihracat sadece hazır giyimden ibaret değil bu ülkede. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Bakın çok büyük yanlış var. Hı-hı. Amaç o don gömleği dikmek değil ki. Para öyle girmez ki. Markan var. 6-7 tane, 10 tane uluslararası markan var. Git Mısır'da üret. Git Çin'de üret. Senin günün sonunda sattığın markadır. Markadır. Ama katma değersiz üreten Gültepe ve benzeri ihracatçılar hiçbir katma değerli ürün üretmeyi savunmadıkları için kurum düşüklüğünden ucuzcu olmaya çalışırlar. Yeter. 70 milyon, 10 milyon kaymak tabakayı çıkıyorum. 70 milyon size çalışmaktan usandı. Yeter. Ve Gültepe'nin de açıklamalarına Google'a girip baksınlar. Önceden beyefendi bir de şöyle demiş. Kurumlar vergisinden muaf olalım. Ciro üstünden vergi vermeyelim. Emekli iflas etti, dolaylı vergi veriyor. Asgari ücretli iflas etti, dolaylı vergi veriyor. Beyaz yakalı ücretliler iflas etti, dar gelirli oldu, dolaylı vergi veriyor. Sen de vereceksin kardeşim. Nasıl yapıyorlar bu açıklamaları ya çıkıp? Hiç mi utanmıyorlar Bilge Hanım? Gene Mehmet Şimşek üzülüyorum. Bu açıklamayı duyunca kendinden yani artık yeter diyordur diye düşünüyorum. Başka da hiçbir şey demek istemiyorum. Peki ya, ilginç bir kıyasla bir sizin ifade ettiğiniz gibi döviz mi karpuz mu? Döviz karpuzdan ucuz mu? Eylül'den sonra ne olacak? Şimdi karpuzun tabii mevsimi bitecek. Öyle olunca karpuzun fiyatı artacak. Bakalım Eylül'den sonra nasıl bir kıyas olacak? Bu da tabii işin böyle yine tartışılan bir kısmı. Şimdi Sayın Gökten Eylül deyince Eylül'de okullar açılacak. Okullar açılacak da bin bir dertle açılacak. Öğretmenlerin derdi var. Hep ekranlara getiriyoruz. Onlar öğretmenlik meslek kanunundan dert yanıyorlar. Bir yandan müfredat. Bu yeni müfredatla birlikte öğrenciler ders başı yapacak. Dinselleştirilen müfredat. Bunlar eğitimin önemli tartışma başlıkları. Bir yandan da tabii bu işin ekonomik boyutu var. Hep ekranlara getiriyoruz. Özel üniversiteler öylesine fahiş zamlar yapıyorlar ki artık 1 milyona ulaşan ve aşan zamlar karşımıza çıktı. Bu arada bir parantez, TÜİK'e göre ne kadar özel üniversiteler? 199 bin lira değerli izleyiciler. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi özel okullar, özellikle ortaokul ve liselerde durum ne derseniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Başkan Yardımcısı diyor ki ekonomik problemler artık vatandaşı vurdu. Özel okulların yarısı şu an itibarıyla boş diyor ve bu kadar vergiyi bizler konuşurken eğitimin temel ihtiyaç olduğunu ve KDV'nin de %1'e indirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani eğitimde de ekonomiden kaynaklanan sorunlar yine artmaya başlayacak gibi gözüküyor. Nasıl yorumlarsınız? Gene çözüm müthiş. KDV %1'e insin diyor. Hı hı. Fiyatlar düşsün, okulumuz dolsun, biz kar edelim. Gene emekli, asgari ücretli, beyaz ödesinler diyor ya. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar eğitim tüccarları. Eğitim tüccar işine döndü. Şimdi Bilge Hanım, 90'larda ben o jenerasyonun çocuğuyum, yani çocukluk kısmına gitmeyeyim. 90'larda benim arkadaşım, özel okul vardı ama özel okullar da özel okul gibi özel okuldu. Yani böyle binadan dönme. Hiçbir eğitim kültürü olmayan. Ya Bilge Hanım ya, restoran zinciri gibi okul markaları oldu. Böyle bir komik ülke olabilir mi? Şimdi çıkıyor marka. Marka ne yapıyor biliyor musunuz? A markası. Eski dershaneden dönme bunların çoğu. A markası çıkıyor. Şimdi diyor benim hedef ne? Giysi satacağım, kitap satacağım, cirodan pay alacağım diyor şimdi. Çarkı kurmuş. Diyor ki ya ben buna bir yatırım şey yapayım. Hadi şu şehre kim açar? Hammal mı? Kabzı mal mı? Hayvancı mı? Bunları küçümsediğim için değil. Elektrikçi mi? Hiç önemli değil. Parası var mı? Var. Gel diyor, sen burada okul sahibi ol. Olayım diyor. Hem de bir eğitimci kimliği alırsın diyor. Tabii diyor. Ne kadar kar edeceğiz? Bak olay bu kadar. O şehirde kuruyor. Markayı koyuyor. Bir de beyaz eşya toplantıları yapılırdı, hatırlar mısınız? Şimdi bu markalar bir de okul sahipleri toplantıları falan yapıyorlar. Toplantılarda da şu reklamı yaptık, bu test kitabını satacağız, bu falan diyorlar. Eğitim tüccarları yarattı bizim eğitim sistemimiz. Yazıklar olsun ya. Benim dönemimde baba hala duran özel okullardan insanlar Anadolu ve fen liselerine geçmeye çalışırdı. Bakın, ailenin maddi durumu var. Özel okulun
büyük bir sosyal kimliği var. Adam gene de orayı bırakıp Anadolu ve Fen Lisesi'ne geçmek ister. Daha ne diyeyim, eğitim sistemi bile tüccarların diline düşmüş. Tüccarlar da demiş ki biz fiyatımızı indirmek için vergiyi vatandaşa yıkalım demiş. Ne diyeyim Bilge Hanım? İşte hepsi Türkiye gerçeğini anlatan haberler. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Soner Gökten bu bölümde bizlerle birlikteydi. Sağolunuz. Bir yandan da tabii Fatih Karahan enflasyon sunumuna devam ediyor Merkez Bankası'ndan. Oradan gelecek ayrıntıları da paylaşacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde bir kez daha.